Biz depremin başından beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yani 6 Şubat'tan bu tarafa. Malum 6 Şubat'ta önce suyumuz kayboldu. Tamamen gitti. Gözelerden su gelmedi. Daha sonra toprakta çamur akmaya başladı. Açlı depremlerle beraber özellikle bu bölgede olan işte İkizce ve bu yukarı bölgede olan depremler bizi direkt etkileyen bir deprem. Yani suyumuzu, kaynağımızı direkt etkileyen bir depremler. Bu süreç tabi uzun sürdü. Açılar arkadan 5.8'ler, 5.3'ler. Geldiğimiz nokta itibariyle şöyle. Şu anda da sizle beraber gezdik. Kartlacımızda gördünüz. Suyumuz şu anda malum berrak, tertemiz bir suyumuz var. Maske Genel Müdürlüğü olarak biz bu süreçte önce biliyorsunuz kullanma suyu olarak verdik. Dedik en azından hatlarımız canlı olsun. Herkes şunu atladı. Sadece üst yapı dağılmadı. Malatya'nın işte 50 bine yakın binası hasar görmedi. Bütün altyapıda hasar gördü. Zemindeki bütün yılların verdiği bütün emekler tamamen oynadı ve bütün her tarafta bizim boru başlarından ciddi anlamda su kayıpları başladı. Diğer illere baktığımız zaman, depremin göre diğer illere baktığımız zaman biz çok hızlı toparladık. İşte 30-40 tane tanker topladık, diğer illerden aldık, kiraladık. İlk zamanlar her mahalleye 350 civarında büyük 5 tonluk, 10 tonluk küçük tankerler, bidonlar koyduk. Ve bu süreci elimizden geldiği kadar valiliğimizle birlikte bu işi yürütmeye çalıştık. Şöyle bir eleştiriye tabi tuttuk. Ya bu niye bu çamur arıtılmıyor? Niye bu çamur temizlenmiyor? Tüm üniversite hocalarla bu süreçte görüştük. Türkiye'de bu işi yapan 9 Eylül Üniversitesi hocaları buraya davet ettik. Malatya'lı hocalarımızı, Ankara'daki Suriyet İl Genel Müdürlüğü'ndeki hocalarımızı ve diğer üniversitedeki bizim herkes geldi, beraber gezdiğimizde bekleyeceksiniz dedi. Cumali Kınacı hocamız geldi ki size sadece toprak var, suyunuzda bir şey yok dedi. Bu süreç zorlu bir süreçti ve biz halen şu anda 30 bine yakın binamızı körleme çalışması yapıyoruz. Malum hepimiz depremzedeyiz. Hiçbir personelimize şu ana kadar 6,5 ayda izin vermedik. Su yönetimleri kendi yarısı kendi sarmak zorunda. Çünkü o an ekibi toparlayamazsanız vananızın yeri bulacak kimse bulamaz. Bulamazsınız. Patlarınıza hangi depoya neden su veriyorsunuz? Suyu neden alıyorsunuz? Bunu tamamen o ekip bilir. Kaynak suyumuz var. Türkiye'de eğer bu ölçekte başka da yok. Bildiğimiz kadar yok. Ve bu kaynak suyumuz kendi cazibesiyle şehrimize gidiyor. Sadece altta Sağlık Müdürlüğü'nün miktar veriyor. O oranda klor veriyoruz ve o klorla da şehre suyu gönderiyoruz. Bizim en değerli şeyimiz nedir? İçme suyumuz. Tertemiz bir suyumuz var. Zamanla artça oluyor. Dünyanın en büyük felaketini yaşamışız. Türkler Anadolu'da geldikten bu tarafa böyle bir felaket görmemiş. Şu anda sularımızı veriyoruz. Bütün çeşmelerde hemen hemen tamamı bazen şeylerde yaşıyoruz. Bu yıkımlardan dolayı basınç problemi yaşıyoruz. Arızalar yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar kesilen bölgelere tanker gönderiyoruz insanları sıkıntıya düşmesin diye. Biz gerçekten çok aktif bir görevimiz. Sayın Başkanımız verdiği Allah razı olsun müthiş bir desteğiyle. Tüm ekibimizle beraber, hep beraber gece gündüz sahadayız. Uluslararası standartlara göre bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin kullanması gereken su 7 metreküp. 7 ile 10 metreküp arası. Şimdi bu o kadar değerli ki, yani biz bunu biliyorsunuz 5 ay ücret almadık. 5 ayı sıfırladık. Bulanık akarken yok biz para tahsil etmedik kimseden. Meclis kararımızın, meclis üyelerimizin kararıyla, oy birliğiyle suyumuzu sıfırladık ve kimseden ücret talep etmedik. Daha sonraki süreçte de kaldığımız yerden şu anda ücretlendirmeye devam ediyoruz. Suya kıymetini hep beraber bilmemiz lazım. Hep beraber suya sahip çıkmamız lazım. İsraf etmememiz lazım. Biz kimseden fazla para almak istemiyoruz. Biz her ailenin kullanması gereken, 4 kişi bir ailenin kullanması gereken 10 metreküp suyun üzerine lütfen çıkmasınlar. Tasarruflu kullansınlar. Bu su kültürünü bizden sonraki nesline doğru aktarmamız gerekiyor.